Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversales 4'te İspanya ile oynadığımız serimizin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son geçtiğimiz bölümlerde burada bulunan kabilelere, Kızılderililere saldırmış ve oradaki topraklarını ele geçirip New Spain kolonimize vermiştik. Bununla beraber bir yandan da altın madenlerini keşfetmiş ve Meksika'da bulunan altın madenlerini komple ele geçirebilmek adına buralardaki savaş hazırlığımızı sürdürmekteydik. Şu an buradaki elemanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Birbirleriyle aralarındaki mücadele bittiğinde savaş sebeplerimiz hazır. Takır takır dalacağız. Hatta ben birbirleriyle aralarındaki savaşın bitmesini beklemeyeceğim bile. Burada direkt lambur lumbur dalacağım elemanlara. Bir yandan Portekiz koloni yapmaya devam ediyor. Ben de Portekiz'le ilişki geliştirmeye devam ediyorum. Çocuklarımla aram gayet iyi durumda. Naples Integrate'i gerçekleşiyor. Ekonomimizi toparladık. Askerimiz var. Bununla beraber bir tane de defansif ID'ye çıkmış vaziyetteydik. Fırsat bulabilirsem bir tane de diplomasi ID'si yapıştıracağım bunların akabine ki diplomasi ID'si ile beraber iyice rahat edebilelim. Şimdi benim en son hangi kolonimle aramda ilişki yok ona bir bakmak istiyorum ben. New Granada ile aramdaki ilişki full. West Indies ile aramdaki ilişki full. Galiba New Spain ile hiç ilişki geliştirmemişim. Gideyim New Spain ile ilişki geliştireyim. Bununla beraber ufak tefek isyanlar var. Tamam, o isyanlar bastırılır. Hiç problem değil. Dörder kağlık ordularım kolonilerin başında durmaya devam ediyorlar. Koloni yapmaya devam ediyoruz burada. Şöyle yapalım. Askerlerimizi şöyle bir çekelim. Buradaki fetihlerimize de devam edelim. Hazır burada Portekiz'in de 19 birimlik bir askeri kuvveti var. Bundan yararlanalım efendim ve 20 papal inflasyonu ya da... Evet. Sanırım ben papalık devletiyle aramdaki ilişkiyi arttırmayı tercih edeceğim. Evet, ben papayla aramdaki ilişkiyi iyice arttırdım. En azından şimdi dinden atılma durumum yok abi. Baksana, o kadar aldığımız artı bonusa rağmen hani bize lülü yaparsa bilemiyorum. Benim şeyim var mıydı, yerim var mıydı? Var ama memlüğü elayladım. Peki Naples'i integrate ederken puan ödüyor muyum? Evet, ödüyorum. Naples'i integrate ederken böyle artı 3 adam kullansak da zaten 6 dukat diyor abi, artı 3 adam kullanalım. Naples'i integrate ederken artı 3 adam kullanıp bir yandan da acaba şey mi yapsak? Papayı mı ele alsak? Hani papanın bize şekil şükür yapıp dinden atmasındansa en azından yanımızda durması ben daha iyi olur diye düşünüyorum ya. Şimdilik papayı ele alalım. Evet, bir şeyim fazla ama halledeceğim. Halledeceğim. Fransa, Polonya, Litvanya ki Polonya, Litvanya'yı ben mutlaka ele almak durumundayım. Buradan elimizi eteğimizi çekersek Osmanlı gelip burada adamların işlerini bitirebilir. Danzig ve Königsberg ellerinde aslında. Yani administer teknolojisini onladıklarında bu ikisi de bir araya gelip Commonwealth'i kuracaklar. Oradan çok rahatlayacaklar. Yani Osmanlı Devleti'ne nereden baskı uygulayabiliyorsak oradan baskı uygulamaya çalışmamız lazım. Özellikle Memlük için durum çok kritik. Çünkü Memlük Devleti'ni hiçbir şekilde bizim dışımızda sahiplenen büyük devlet yok. Şöyle bir gemileri geliştir bakalım. Buradaki 10 geminin durumu iyi mi? Buradaki 10 geminin de upgrade'e ihtiyacı var. Gel bakayım şöyle. Gemilerimize bir upgrade çakalım. İlerleyen vadelerde İngilizlerle bile çünkü mücadele etmemiz gerekebilir. Burada size şöyle bir şekil şükür yapalım. Çocuklarla beraber alayınızı burada bir biçelim. Önce şuraya geleceğim. Burada bir Portekiz'in adamı vardı. O Portekiz'in adamına ne oldu? Ya burada bir Portekiz askeri vardı diye hatırlıyorum ben. Helal be. Bizim çocuk da oradan ilerliyor. Aslanım çocuk. Gel bakayım buraya. Savaşı kaybedip gelen elemanların hepsini bir tur daha postalayalım. Zaten elemanlar kendi aralarında bir savaş veriyorlardı. Bir yandan da biz de savaşsınlar. Hiç önemli değil. Elimden geldiğince dediğim gibi kolonimi hızlı geliştirmeye çalışacağım. Bununla beraber kesinlikle diplomasi ID'si lazım. Kesinlikle lazım çünkü çok fazla diplomatik işlem yapıyoruz. Yani ileride koloni sayıları falan da arttığında çok daha fazla diplomata ihtiyacımız olacak. Şuradan bir National Tax Modifier'ı arttıralım. Fazladan stability alayım. 3 stability ile donanacağım ortalıkta. İlerleyen zamanlarda bakarsanız Kutsal Roma'nın
Başına bile geçebiliriz efendim. Yani birazcık zor da tabii ki. Umarım Fransa falan protestan olmaz. Bizden protestan olan var mı? Yok. Üç büyükler olduğu gibi duruyor. Ama Kutsal Roma'da doğru düzgün adam kalmadı. O bir parça problem, öyle değil mi? Kardeş, burada bir isyancı var. Hemen şunun icabına bir bakalım. Bununla beraber burada ne alabiliriz? Hemen bir ona bakayım. Production efficiency'yi alıyorum ben genellikle ya. Yani production'ımız artabildiği kadar artsın. Ay, bir saniye. Ben az önceki yeri nereye yaptım? Kendi olduğum yere yaptım değil mi? Lütfen aynen kendi toprağıma yapmış olayım. Gerçekten, çünkü koloni topraklarına bir şey basmak istemiyorum. Bizim burada moralimiz falan full mu? Ha, savaş ilan ettiğimizde çünkü geri çekildiler. Tamam. Benim bir tane 4K askerimin boşta olması lazım. Bu adam boşta. Şu gel bakayım, aşağıyı kolonize etmeye devam edelim. Bir yandan bizim elemanın birlikleri dursun. Bizim çocuklar dursun orada. Ya tek sıkıntı ne biliyor musun? Bizim bu Karayip kolonisinin başı çok kel kalacak. Yani ondan endişeleniyorum bir tek. Karayip kolonisinin başı çok kel kalacak. Çünkü hani Portekiz yerleşti oraya. Portekiz'in kolonisi var orada. Bu bizim için problem teşkil ediyor. Evet, adamların ağzını burnunu dağıttık anladığım kadarıyla. Bizde savaşta olan başka hangi devlet var? Şu küçükler var. Onların da icabına bakarız. Lokal defansif özelliğini aldım. Şöyle adamları ilerletelim. Burada çöktüğünde sanırım istediğimiz her yere alabilecek vaziyete geleceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aranızda hanginizin siege'i var? Sende iki siege var. Sen buraya gelsene. Sende siege yok. Sen bir tur bir geri bas. Yani siege'i olan elemanın siege demesini her zaman tercih etmişimdir ya. Çünkü hızlı siege diyecek. Merhaba. Umarım şu 0.17'lik benim oranımdır ya. Evet, benim oranımmış. Bir 0.17 daha var, süper. Para biriktirdikçe production binası basmaya devam edelim, işimize yarayacak. Admin puanlarını neyde kullanabilirim? Admin teknolojisinde geride değilim. Süper. Administer idea ile ilgili bir şey de yapamıyorum. Sanırım admin teknolojisi için birazdan alacağım topraklar koloniye gidecek. O yüzden benim için pek problem değil. Şöyle yapalım. Bu ana karanın development'ını arttırmaya devam edelim. Buranın development'ı niye o kadar düşük arkadaş? Tamam, 400'e kadar indi yeter. Anakarayı ben baya baya taşıyorum ya. O anakaranın development'ının artması baya işe yarıyor. Fransız ne arıyor burada? Ben Fransa'yı savaşa çağırmadım. Bu eleman Fransa'nın kaşifi anladığım kadarıyla. Ne yaptın lan, çocuğu vasal mı aldın? Çocuğu vasal aldığına göre bizim savaşımız Aste'ye mi düştü? Evet, anlıyorum. Peki. Peki Aztek, gerçekten bu savaştan kurtulabileceğine dair bir inancın var mı? Yani elemanı vasal olarak sen şu an kendi başını derde soktun. Kendi başına iş aldın. Bizim çocuklardan kurtulabileceğini düşünüyor musun? Din değiştirmeye devam edelim. Portekiz'de oturdu kafasına. New Spain, arttır bakayım teksini. Buralar da mı Aztek'e düştü? Aztek, sen bunları savaşa sokamayacaksın ki. Ne sapır saçma bir şey yaptılar ya. Tamam, Luga'yı sen al. Portekiz'le aramızdaki ilişki çok gerilemesin, maksadım o. Sende siege var mı? Yok. Bu elemanda siege var mı? Yok. Bu elemanda iki siege var. Hey yavrum, hey be. Naples'in adamları ne güzel dövüyor öyle. Ya kardeşim, medeniyetten pay alamamışlar. Gelmişler burada bize şekil fikir yapıyorlar. İmkanı yok Aztek, imkanın yok yani bizi patlatmanın. Haritamda bir dini bütünlüğü sağlayabilirsem o da çok hoş olacak. Askeri teknolojiyi bekleyeceğim. 12 yapayım, sonra ilerlerim. Fazladan bir diplomasi poliçesi. Abi ileride bu poliçeler çok işime yarayacak da şimdi değil ya. Şimdi çünkü hiçbir şeyi bitiremedim ben. Ya muhtemelen şunu alırım. Global Settler Increase'i alırım. Fazla fazla adam gelsin diye de.
Bekleyin lan, geliyorum lan oraya. Ya nerede isyan çıkarsa çıksın kardeşim, bir şekilde mücadele ederiz, çok önemli değil. Bekle, geliyorum oraya Aztek. Senin teknolojin kaç? 7. Bizim teknoloji kaç? 11. Oho, 7'ye 11'in hiçbir şansı yok ya. İstediği generali getirsin. 7'ye 11'in hiçbir şansı yok. Şimdi savaşta büyükbaş Aztek mi oldu? Bir evet, Kilitya'ya gel buraya. Şimdi savaşta büyükbaş Aztek olduysa ben şöyle şu ufaktan şu çocuğu bir çıkartayım aradan. Ha, bu çocuğu da vasalladı. Yuh. Ulan her şeyi mi vasalladın Aztek ya? Adam her şeyi vasallamış. Fransa ile aramızdaki ilişki geriliyor. Hayır, Fransa ile aramda ilişkim gerilesin istemiyorum. Şimdi bir saniye. Şuraları bana bir komple veriyorsun. Buralar komple benim çocuğuma gidecek. Bana aynı zamanda bütün paranı verme. Senin paranı ne yapayım ben? Aynı zamanda ne yapıyorsun biliyor musun? Vasallarıyla arasındaki ilişkiyi kopartacağım ya. İki tane vasalını falan saldıracağım ona. Öyle burada o kadar rahat hareket edemezsin. Bir de sana bir war rap dayatayım. Aynen öyle. Bir de sana bir war rap dayatayım. Bir saniye. Spanish vasal mı? Aste'yi vasal alırsam Aste'nin yanındaki bütün çocukları da vasal almış olmuyor muyum? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi. Aste'nin 4-5 tane vasalı var. Aste'yi vasal almam demek. Ama gerçi bir de bunları şey yapmakla mı uğraşacağız ya? Bir de bunları tekrardan dönüştürmekle mi uğraşacağız ondan sonra? Şu çocuk kim? Jumpage. Jumpage'le arandaki ilişkiyi kes. Kesmem %40 diyor. Neyse, tüm paranı ver. Üstüne bir de war rap ver. Seni şu şartlar altında bir serbest bırakalım. Daha seninle alıp veremediğim olacak. Buradaki çocuğa falan dalacağım. Hepsini halledeceğim ya. Hepsini halledeceğim yavaş yavaş. Dur bakayım, adminde ilerlesek mi? İlerle. İlerle, fazladan estate yapma hakkı gelir. Bir şey kaybetmeyiz. Benim bütün kolonicilerim çalışıyor mu? Çalışıyor. 2-5-3 adam geçti tahta. Neyse ki fazla fazla Papal Influence'dan şeyimiz var ya. Hayır abi, weak claim bir adam istemiyorum tahta. Tarastama ara. Artık bizim elemanlar bir şeyler yapar. Ulan ne yediniz birbirinizi be? Ne yediniz birbirinizi be? Arkadaş hiç böyle yani bir dayanışma içerisinde değiller ya. Şu arkadaşı buraya bir verir misin? 2 saniye. Burayı araştırsın. Sen de şuraya doğru ilerle. Buraya bir yolla bakayım koloniciyi. Aa, tabii ki evlenelim. Tabii ki Fransa, ne demek? Merhaba. Buraya da yolla koloniciyi. Şu herifin ciğerini bir 2 dakikada alsak mı? Buralarda isyan çıkar da gerçi. Döner bastırırız ya. Birini şuraya getir. Bu adama böyle bir war rap mor rap bir şeyler dayar, yok ederiz. Birini oraya getir. Birini buraya getir. İkisi icra elemanı ver böyle. Bu karada ben bir 12 asker daha basacağım ya. Benim illa oradan buraya asker getirmeme gerek var mı? Exploration Ideas. Exploration Ideas'ı bitireyim mi? Ama bitirirsem şeyde çok geri kalacağım, denizcilikte. Gerçi önemli değil ya. Şu şeyin integrate'i bittikten sonra kendimize geliriz. Bu iki exploration artı expansion idea'nın bitişiyle beraber ne geldi abi? Süper, süper. Süper. Daha hızlı koloni yapabilmemiz için daha güzel özellikler geldi. Gayet iyi. Peki ben burada bir 12 adam daha basabilir miyim? Vasallarımın topraklarından normal asker basılıyor mu? Basılıyor. 1, 2, 3. Bu ordu kaça kaç normalde? 8, 2, 2. Ne oluyor? 8, 2, 2, 8, 2, 2, 16, 4, 4 oluyor. Tamam. Bir 24'lük ordu basalım direkt ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu 16 piyade bir basılsın. 12'ye 12 tutacağım burada da. Yani
Koloniye bayağı ordu yığmış olacağız. Anakara'da inşallah büyük sıkıntılar yaşamayız. Ya Anakara'da isyandan isyana problem çıkar diye tahmin ediyorum. Defansif idea'mı falan da bitireceğim. Kötü senaryoyu söyleyeyim size. Osmanlı'nın bize dalması suretiyle başımız bayağı belaya girebilir. Yani Osmanlı bize saldırırsa başımız bayağı belaya girer. Bu arada ne yapabiliriz şimdi? Şu Meksika'dan bir transfer yapalım mı? Meksika'dan Karayiplere, Karayiplerden de Sevilla'ya. Şuraları bir besleyelim. Burayı Portekiz'e salmayı hiç içim şey yapmıyor ama içim almıyor ama ne yapayım? Gel böyle. 24K asker basacak kapasitemiz var değil mi? Var ya. Sen kendin bastırabilir misin ciğerim? Orduları buradan oraya götürmeyin be. Heh, ne diyorsun? Sen bastırırsın orayı ya, birkaç tane köylü. En olmadı geleyim de. Bence bastırır. Şu production'ımızı da bir arttıralım iyice. Buradan para kazanmaya devam edelim. Bir yandan da ne yapabilirim? Ticaret binalarını kuvvetlendirebilirim. Vergi binalarını kuvvetlendirebilirim. Parayı tamamen harcamıyorum bu arada, farkındaysanız, ne olur ne olmaz diye. 20 mi? Sınırsıza falan mı aldım ben bunu? Ha, 20. Neden 20? Çünkü bir dörtlüyü koloninin içinden söktük. Şimdi buraya 8 atlı 1, 2, 3, 4. Şey, 4 atlı 4 topçu lazım. 8 kişi toplamda. 1, 2, 3, 4. Çocuklar siz halledersiniz artık. Onlar köylü. Ha, köylüye de ben gitmeyeyim. İyi bari var ya, tam zamanında yetiştik ha. Rebeller işe burnunu sokmadan. Bir tane diplomatı bir elaylara kitleyelim mi? Şuradan bir teknolojiyi de alalım. Bununla beraber burada bir atlıları mı değiştiriyoruz? Yok, piyadeleri değiştiriyoruz galiba. Piyadeleri de değiştirelim. Legitimasimizi arttıralım elimizden geldiğince. Toplar da geliyor. Toplamda buraya 48K ordu bırakmış olacağız. Gerçi şu arkadaşın isyanını halledebilirdik de gerek var mı bilmiyorum. Abi işin özü diplomasi. Burada çok askeriyeye yönelmeyeceğiz. Bana kesinlikle bir diplomasi hediyesi falan bitirmem lazım benim. Ve hatta National Focus'u adminden diplomasiyi alacağım. Ya çünkü ilerleyen vadelerde falan kesinlikle diplomasi hediyesi bitireceğim. Bir çocuk yapsaydın reis. Yani ayıp olmazsa bir bebe yapaydın. Kralı tahta geçirmeyelim de şimdi babalara gelmeyelim. Ha, şunun bir icabına bakalım. Diplomatın yok. Hayda. Naples'le arada 50 ilişki. Ver ver, Naples'le araya 50 ilişki ver. Ama Naples'e toprak verdiğim için evet. Adamın integrate süresini uzatmış oldum. Şu fullenmedi mi daha? Abi benim bu adamlarla var ya, bütün kolonilerimle falan ilişkimi geliştireyim edeyim diyene kadar. 24K Sünni isyancısı çıkacak bu arada. Şu base'deki 24'lüyü bir antrenmana başlatmayalım. Başlatalım abi, adamlar zaten antrenmanda değilmiş. Ya da neyse, antrenmanda dursunlar bir ya. Antrenmanı bozsunlar. Şu isyancılar çıktıktan sonra hallederiz onları. Neredesin 30 gemi? 30 gemi burada. Aralarında taşıma gemisi de var. Benim 115 gemiye sahip, yani sahip olabilirmişim de. O kadar gemiye nasıl sahip çıkacaksak artık. Abi kesinlikle bana tez zamanda diplomasi hediyesi lazım. Yani bir an evvel teknolojiyi 14 yapıp bir diplomasi hediyesi falan almam lazım. Osmanlı'da evet. Ne dedi lan Osmanlı bana? Acayip bir küfür etti galiba. Yanlış görmediysem acayip bir küfür yedik. Ya reis, sana dalıp senin aracılığınla arkadaşı alacağım da sana claim gidiyor mu? Gidiyor. Bekle, bir sana claim götürelim. Ne integrate işlemiymiş arkadaş, ne uzun sürdü ya. Fransa geldi mi buralara peki? Fransa'nın o kadar hızlı koloni yapamaması lazım. Fransa'da exploration'ı yeni yeni altılıyor. Gerçi benden map istedi verdim. Map istedi verdim adam kankam diye. Herifin bir şeyle uğraşması gerekmedi ki.
Ay bu arada bu dini isyancılar çok fena. Eğer var ya hani böyle mekanları ele geçirirlerse, hadi buranın dini normalde de Sünni zaten de Hristiyanlaştırdığım yerlere şey yaparlarsa, otururlarsa durum çok kötü. Eyvah. Evet abi, buranın dini komple Sünni oldu ve artık hani orayı değiştirmesi mümkün değil. Dini isyancılar biraz sıkıntı. Süper 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 süper. Evet, 6 6 çok güzel abi. 6 çok güzel. Dur. Bir yere kıprama, bir yere kıprama. Bir yere kıprama ne demekse artık. Papalık geçebilirsin tabii ki. Portekiz'de isyanlar var. Bizde isyan var mı? Yok. Güzel. Burası adam tartıyor mu? Tartıyor. Tamam, antrenmanını burada yap. Misyoner gücünü arttır. Teşekkür ederim. Bana fazladan diplomatik reputation versene. Şu seçeneği bir kullanalım ya, o fazladan gelen diplomatik reputation'la. Yani diplomatik reputation sayesinde belki birazcık daha hızlı annexleriz Nablus'u. Ne oluyor? Oo, süper abi, süper. Portekiz'i kurtarmamız lazım arkadaşlar. Bir yandan da Osmanlı'nın önündeki en büyük engellerden biriyiz. Yani adam şu an ya, genişleyebileceği yerleri önemli ölçüde kapitüle ediyoruz. Oldukça sıkıntılıyız değil mi? Burgerlerden bir diplomasi puanı da alayım. Altın Çağ'da ne alabilirim? İspanyollara özel çok damage revise varmış. Bunu alalım. 5 tane koloni yap diyor. 5 koloni de yaparız inşallah. Merak etme oğlum, merak etme. Ben seni korumaya geldim Portekiz. Merak etme. Seninle aramız daha da iyileşecek. Tamam. Sıkıntı yok. Dert yok. Claim'i attım. Bir de savaş ilan etmek için beklemem lazım. Sanırım Naples'ten sonra geriye bir tek personel unionum olarak Portekiz kalacak. Ne yaptın? İsyancıyı falan mı değiştirdin kanka? Buralar New Granada'nın oluyor. Burayı başka biri kolonize ediyor. Burayı kim kolonize ediyor? New Spain kolonize ediyor galiba. Oğlum öyle birbirinizin içine girmeseydiniz lan, iğrenç iğrenç. Allah bak, iğrenç iğrenç girdiler birbirlerinin içine. Neyse, inşallah kolonilerim kendi aralarında birbirlerini yemez. Kardeş selamun aleyküm. O yandaki arkadaşı keşke doğrudan savaşa çağıraydım ama ne yapayım. Ha, öldür onu. Dur ben de geliyorum. Ora kolonize ediliyor kardeş. Orada hele hiç uzak dur oradan. Oraya hele hiç bulaşma. Evet, ülkemde dini bütünlüğü sağlayacağım neredeyse. Nice. Şuralar çok sıkıntı olacak abi. Bu heriflerin Katolik olması lazım yani. Bu New Spain'e kesinlikle bir misyoner ideası falan gerekecek. Tam da kaleyi kuşatan eleman ölsün zaten. Benim daha gemi sayımı arttırmam lazım. Koloniye devam etmem lazım. Ekonomimi büyütmem lazım. Portekiz'e verdiğim yere bakar mısın? Nivribel Rusya. Fransa, sen kimle savaşıyorsun? Büyük Britanya ile. Ha, beni savaşa çağırmadığı daha iyi. Bu arada bu savaşı bitirmeyelim abi. Ne olur ne olmaz. Beni savaşa çağırmadığı daha iyi. Şimdi beni savaşa çağıracak bu eleman. İyice psikolojimi bozacak. O yüzden dursun. Burayı ver. Bütün toprağını ver. Öteki arkadaşı düşmediği için böyle yapıyor. Arkadaşını da düşürelim. Fransa'nın yanında kim var peki? Fransa Büyük Britanya'ya dalmış genel olarak tek başına da. Bir de Avustur geliyor. Fransa'nın yanında kim var? Scotland var. Ha, savaş başı Scotland. O zaman Fransa beni çağıramaz. Tamam. O zaman böyle yok yere şeyi uzatmama gerek yok. Savaşı uzatmama gerek yok. Bak, bunu öğrendiğim iyi oldu. Ben de beni çağırmasın diye ölü taklidi yapacaktım.
Ver ölen mekanı. Burayı alsam kime verecek ki burayı? Olsun, sen yine de ver mekanı. Bence New Spain alır. Ha, New Granada aldı. Hani buranın şeyi New Granada'ydı. New Granada aldı. Güzel oldu. Tamam. Şimdi kolonici, boşta kolonicim var mı? Bir tanesi boşta. Aa, anladım. O zaman sen de buraya gel. Bir yandan New Granada'yı kolonize edelim. Şimdi şu 12K askerlerimi falan bir New Spain üzerine alabilir miyim? Çünkü birazdan tekrardan Aztekler üzerine yürüyeceğim. Aztekler üzerine yürümem de gerekiyor zaten. Buralara böyle bir iyice şey yapalım. Hatta şöyle yapalım mı? Bu 24'lük ordu çok zarar görür mü bilmiyorum. Bir tane 24'lük orduyu şöyle bir generali ver bana. Bunu otomatik keşif yapacak şekilde ayarlayalım. Ve bütün karaları görmeyi sağlayalım. Şimdi 24 birimlik bir ordu verdiğim için elbette ki açlık sıkıntısı falan çekecek ama hiç kimseden tek yemeyeceğinden dolayı labada lobada labada lobada her yere gide gele şey yapacak yani. Bu arada umarım İngiliz'i Fransız yıpratabilir ki yıpratıyor. Güzel. İngiliz'i Fransız'ın yıpratması hoşuma gitti. Şu orduya bir antrenman yaptıralım artık ya. Ordu kaldı öyle. Ben artık zaten antrenmandan şey yapamam da. Antrenmandan yana umudum yok. Antrenman kasabileceğimi pek zannetmiyorum. Ordu profesyonelliği olduğu gibi yattı aşağı. Altın madenlerini sömürmeye doğru iyi ilerledik aslında. Henüz tam bitiremedik işimizi ama. Altın madenlerine doğru iyi ilerledik. Evet, yeni keşif noktaları falan da yaptık diyecektim de. Keşifler başarısız. Gel gel. Nere tamamlandı? Ora. Şu adamı ver bir iki dakika. Enflasyon ya da global trafik. Ver enflasyon ver, öderiz. Öderiz enflasyonu. Baksana enflasyon direkt eksiye doğru iniyor. Süper. Yine aşağı bir iki dakika. Şu herifi keşfe yollamaya devam edeyim. Burada koloni atmaya devam edelim. Bütün kolonilerle aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Bütün müttefiklerimle aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Bununla beraber Naples de buna dahil tabii ki. Naples'le de ilişki geliştirmek lazım. Seri bir Portekiz'de ilişki geliştirirken oradan Naples'e dönelim. Elaylara verdiğimiz adamı alalım. Elayları da Naples'e yollayalım. Vallahi bir Naples integrate etmek ne kadar uzun sürebilirdi? Anca bu kadar uzun sürebilirdi herhalde. Şey yaptım çünkü yani bayağı kaç bölümdür uğraşıyoruz. Bezdik ya. Gel böyle keşiflere devam. Biz de save alıp bölümü ufaktan sonlandıralım. Yavaş yavaş altın madenlerine, altın kaynağına doğru yaklaştık. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.